Evet sevgili arkadaşlar üyelere özel soru postu açtık. Ee, yaklaşık 25 tane herhalde tam 25 tane soru var. Hepsini cevaplamaya çalışalım inşallah. Hasta halimle de hızlı bir şekilde ilerleyin 2 sene önce çok hayat dolu gençmişsin şimdi de sen de bizim gibisin soracak sorum yok demiş. Yok lan kilo aldım ben iki senedir. 2 sene önce e, 81-79 arasındaydım. Şimdi Ramazan'dan önce 92 kilo falandım. 88'e falan düştüm. Merak etme. Biraz daha zayıflayayım. O zaman göreceksin hayatta olduğu. Bir. İkincisi bir de o zamanki kamera açısıyla şimdiki bir değil. Hani ee, saç ekimi falan filan da olup biraz gençleşmişimdir. Bakalım nasıl olacak. Biraz zaman geçsin. Temmuz gibi. Sen beni biraz daha zayıflayınca gör. E, emeklerin için sağ ol demiş. Allah razı olsun. Ali Koç'un karşısında kimsenin aday çıkmama sebebi amatör branşlara verdiği paradan dolayı olduğu söyleniliyor. Bunun hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Ali Koç'un karşısına kimse niye çıkmıyor biliyor musunuz? Hiç kimse söylemiyor. Ben söyleyeyim. Arkadaşlar bakın o kadar enteresan iddialar var ki sosyal medyada. Seçim sonrası aynı iktidar devam ederse, farklı iktidar gelirse şu olacak, bu olacak iddiaları var. Şimdi Allah rızası için bak. Sizler ben hani ee, halk adamıyız ya. Normal insanlarız. Hani aramızda böyle trilyoner hani eskinin trilyoneri, şimdinin milyarderi diyeyim. Hani milyar TL'si ve üstü olan hiç kimse yoktur zannetmiyorum. Varsa da yani bizi bir <laughs> Şimdi e, o adamlar milyarder adamlar. O adamlar atacakları adımı dikkatli atarlar. Şimdi Fenerbahçe başkan olmakta ne var lan? Rambo Okan bile başkan adaylığını koysa inan var ya. Ya inan en az 750-800 tane oy alır. Çünkü Ali Koç'a karşı aşırı bir nefret var. Bunun sebebi o buşu değil. Bunun sebebi şu. Eğer iktidar değişir CHP falan başa geçerse Uğur Dündar, Ali Koç, CHP'ye biraz daha yakın diye bizim hani e, iletişimi, ilişkileri düzelteceğimiz fikri var. O yüzden insanlar temkinli yaklaşıyor. Ben size söyleyeyim. Hani seçim sonrasında adaylar çıkar çıkarsa olası bir Jesus ayrılığından sonra yerli mi yoksa yine yabancı teknik direktörle mi devam edilir? Valla Ali Koç yabancı teknik direktörün derbi performansını gördü. Takımı sahiplenme modunu gördü. Dediğim dedik çaldığım düdüğü gördü. Şimdi mesela İsmail Kartal dese ki misal veriyorum. Gustavo Henrique'yi al. İsmail Kartal dersin ki ya bu adam yavaş, antal, uzun. O adam molikte tutmaz. Diz sakatlığı yaşamış. Bu adama bu kadar para verilmez. İsmail Kartal der ki eyvallah. İsmail Kartal senden burumayı istese dersin ki lan bu adam son dönemde düşüşte 4.250 bir de opsiyon istiyorlar. Aldırmazsın. Ama Jesus'u getiriyorsan kimi diyorsa kaç lira diyorsa almak zorundasın. Ben e, Ali Koç'un İsmail Kartal dan yana olacağını düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Yazın başkanlık seçimine gitme ihtimalimiz var mı? Ya keşke şampiyon olsak da gitmesek. Ama Ali Koç şampiyon olsak da olmasak da bir sene daha devam edecek. TFF MHK bazılarında oluşturulan haksız rekabete karşı kulübün atacağı adam adımlar özellikle hukuki anlamda var mıdır? Kulüp de seçimi bekliyor. Çünkü şu anda ya şu anda öyle bir ortamdayız ki arkadaşlar şimdi kimse beni yanlış anlamasın. Lan bir şey desen adın şucu olacak. Ali Koç dese ki sandıkta görüşürüz dese bak diyemez yani böyle bir şey desin diye demiyorum. Bu sefer var ya hurra üstümüze çökerler. Tribünde bir hükümet istifa eder o gün bugündür burnumuz şeyden çıkmıyor. O da ayrı mesele. Hatırlayın o hükümet istifa tezahüratları var. Yani enteresan bir süreçteyiz ya. Allah sonumuzu hayır etsin. 83 puana e şampiyon olacağımıza inanıyorum. Öyle olsa dahi bu ligi UEFA ve FIFA şikayet edecek. Maçlardaki skandallara göre ligi el koyarlar mı? Koymazlar. 5 yıl milli maç daha hiç hak mağrumiyeti verip. Ya bizim bak Ali Koç'un ben şundan nefret ediyorum. Türk futbolunun marka değeri. Lan yemişim marka değerini. Ben Ali Koç'un yerinde olsam Jesus'a derim ki git Portekiz medyasına açıklama yap. Bizden ayrılır Kemile yap. Şimdi de yap. De ki bu ligin hiçbir şekilde adaleti yok. Kafaya sezonun başında birini şampiyon yapmayı koyuyorlar. Onu yapıyorlar. Benden futbolculara tavsiye o lige gitmeyin dese. Bak böyle bir cümleyi kursa. Dese ki Fenerbahçe'nin başındaydım ben. Fenerbahçe'nin sürekli hakkını yediler. Başka takımları şampiyon yapmak için. Yani başka takımlara giderseniz e, sizi korurlar, kollarlar. Fenerbahçe'ye giderseniz de savaşmaya hazır olun dese. Bize var ya en azından hırslı futbolcular gelir. Hocam birçok kişi korkar gelmez. Asıl o zaman gelir. Ya futbolcuların birçoğu manyak. Hani yeni bir rekabet için geliyorum falan filan diye gelir. Başka takımlara bu sefer gitmezler. Sizin liginizde adalet yok diye. Hatta dese ki ne ayak oyunları çeviriyor işte. Menajer ücretleri şu kadar. Ben Ali Koç'un yerinde olsam Galatasaray'ın son 5-6 yıldır yaptığı her şeyi Jesus ağzıyla Avrupa'ya pompalattırırım. Harbi söylüyorum. Sizce tam Fenerbahçe'ye layık oyuncu teknik direktör kim olmalı? Güzel bir soru. Biz bir kere ya Alman ya Brezilyalı almalıyız. Roberto Carlos biraz ciddiyet problemi var. Eğer ciddiyet problemi olmasa Roberto Carlos Brezilya ekolünden olabilir. Alman olarak mesela Ralf Ragnik. Hani o tip isimler. Mesela Löw. Bak Löw var ya. Löw bu takımda iş yapar mı? Uzun zamandır takım çalıştırmıyor. Bakın dinamizmi kaybetti. Bize aktif bir isim lazım. Size var ya abartılı bir şey söyleyeceğim. Çok abartılı. Bundesliga'ya gidin. İlk 8 takımdan herhangi birinin eğer Almansa teknik direktörü getirin. Fenerbahçe'nin başına koyun. Lig adaletli yönetilsin. Seneye kesinlikle şampiyonuz. O kadar söyleyeyim siz anlayın. Bize disiplin lazım. bize fizik kondisyon lazım. Bize taktik lazım. Jesus fizik kondisyonu yükledi. Disiplin de var ama taktik anlayışta özellikle derbi maçlarda ıçtı batırdı. Öyle söyleyeyim. Ali Koç Efendi gidecek mi? Yok. Ee, o adam başımızda oldukça Fenerbahçe'ye kim gelse gelsin fayda sağlamayacağından eminim diyor. Bir de bu görüş var. Şimdi cümlemi siyasi olarak algılamayın. İki farklı görüş var. Kimle konuşsam biri diyor ki mevcut iktidar varken biz şampiyon olamayız diyor. Çünkü kafayı bize taktılar diyor. Bir de hükümet istifa falan dedik. Asla olmaz diyor. Öbür grupta diyor ki Ali Koç varken olamayız. Şimdi mevcut iktidar varken olamayız diyenler en azından Ali Koç'u gönderip iktidara yakın birini getirirsek herhalde o sene herhalde şampiyon yapılırız diye düşünüyorlar. Ali Koç varken olamayız diyenler de merak ediyorum. Kim varken oluruz? Aziz Yıldırım son 5 senesinde sıfır kupa. Sıfır kupa. Aziz Yıldırım'ın yetki vereceği bir isim şu olsun bu olsun. Valla bize kavgacı başkan lazım. Bize gürültücü başkan lazım. Bize ama yan çizmeyecek başkan lazım. Ama ee, bakalım ne olacak. Jesus yerine gelebilecek en güçlü aday şu anda Jesus giderse gelebilecek en güçlü aday İsmail Kartal. Bak ben Ali Koç'un yerinde olsam. Ali Koç'un yerinde olsam. Sezon bitti mi? İsmail Kartal'la Er Emre Belezoğlu'nu bir şekilde bir şekilde getirdim. Bak Emre Belezoğlu mesela Başakşehir'le Galatasaray'dan yedi yedi çok ofansif bir kadroya çıktı. Aslına bakarsan Emre Berezoğlu'nun Fenerbahçe teknik direktörlüğü işe yarar. Bizim takıma baskıcı adam lazım. Küfür edecek. Ana avrat sövecek bizim futbolcu. Yılmaz Vural lazım bizimkilere. Yok. Aydın. Ya şunu söyleyeceğim. Devre arasında gerizekalı. O kadar parayı şuna vereceğine buna vereceğine. Nino'ya alaydın stopere. Lan 7 tane Türk'le çıkıyoruz. Son herhalde 5-10 maçtır 4'ten aşağı Türk'le çıkmıyoruz. Madem Türk hakkını kullanmayacaklar o zaman niye Samet'i aldık? Ne gerek vardı? Değil mi? Falan filan. Depremden önce Ziyek ya da farklı bir isimle konuşuluyordu. Hala da konuşuluyor. Merak etme normal olarak. Depremden sonra transfer çalışmaları durdu yok. Merak etme devam ediyor. Yakınlarına kayıpları Allah rahmet diliyorum. Demiş. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Yaz transfer dönemini etkileyecek çalışmalar. Seçim etkileyecek. Arkadaşlar bak sosyal medyada enteresan iddialar var. Dolar şu kadar olacak bu kadar olacak diye. Yani ben bilmiyorum ekonomist değilim anlamıyorum. Ama bu iddialar ortalığı 56 yapar. Düşünsene sıra sıra diye yıllık işte 4.5 veriyor diyenler var. Zanyola'ya 5 milyon euro veriyor diyenler var. Bir 5 milyon euro verse euro atıyorum 40 lira olsa. Yani Allah göstermesin olmasın da 40 lira olsa o al başına belayı. Nasıl ödeyeceksin gelir TL. Neyse. Gazprom'la Beşiktaş'ımızı alacak diyorlar. Yatma ihtimali var mı? Arkadaşlar ben başka bir şey duydum. Bakın bu iddiayı ilk kez burada söylüyorum. Galatasaray Tokar ile anlaşacak diyorlar. Beşiktaş Gazprom ile Ali Koç da Tüpraş ile. Ve asıl bak hani AK Parti varken Fenerbahçe olamaz diyenler var ya. Asıl burada ters düşebilirler. Eğer dediğim olursa. Tüpraş'ta da o, yani Türkiye'nin doğalgazını şey yapan kim? Eğer bu olursa o zaman biz bu sene şampiyon olmamız lazım mantık olarak. Düşünsene 3 farklı takım, 3 farklı gaz firması. Doğalgaz firması e, bu konuşuluyor ve bayağı da konuşuluyor. Ama şunu söyleyeyim işlerin en ciddisi yani en yüksek meblağ Fenerbahçe'ninki olarak konuşuluyor. Ali Koç farklı istifasını verecek mi çalışma? Jesus Kidesi Aykut Kocaman İsmail Kartal İsmail Kartal ihtimali var. 40 bin kongre üyesine Ali Koç'a karşı gruplaşan, çalışmalar yapan kimse yok mu? Güzel bir soru. Ee, bildiğim kadarıyla sadece 6 bin imza ile genel kurul kararı alınabiliyor. Neden kimsenin sesi çıkmıyor kongre üyelerinden? Fenerbahçe 3 Temmuz'dan sonra bin parçaya ayrılmış durumda. Bakın sosyal medyaya bakın. Bu kanal gibi Eğriye eğri, doğruya doğru diyebilen var mı? Yok. Bir kısım Ali Koç karşıtı, bir kısım Ali Koç taraftarı. Yani Ali Koç şunu doğru yaptı, şunu yanlış yaptı. Şu doğru, şu yanlış diyebilen yok. Ben bu kanalda Ali Koç FETÖ'cü mü acaba diye sormuş adamım. Ali Koç FETÖ'nün yerleştirdiği birisi mi diye sormuş adamım. Biz piyon muyuz? O adam kulübü batırmaya mı geldi? Ajan mı? Hainlik mi yapıyor? Yoksa takım şampiyon olacak diye sorabilen bir adamım. Bu adama bile Ali Koç'cu diyorlar. Bu adama başka bir şey diyor dikkat edin. Beni sevmeyenlerin genellikle genetiğinde başka takım taraftarlığı vardır. Fenerbahçeli bir adam beni sevmemezlik yapmaz. Niye yapmaz? Kardeşim Fenerbahçe taraftarı eğri eğri doğruya doğru diyeni sever. Doğrucu Davut'tur bizim taraftar. Ve doğrucuları sever. Ama ee, birlik yok ki. Kaç kişi birbirinin kongre üyesi olduğunu biliyor. Twitter'a bakarsan 500 bin tane kongre üyemiz var. Neyse. Koskoca Fenerbahçe camiasında belli ki taşın altına elini koyacak kimse yok. Seçimden sonrayı bekliyorlar. Ali Koç varken de benim Fenerbahçe'den herhangi bir beklentim yok. O yüzden sorum da yok diyor. Belki birine ufacık da olsa faydam olur diye üyeyim. Duyum önemli değil. Saygılar demiş Hüseyin kardeşim. Hüseyin Bora Tekin. Selamlar olsun. Vallahi Hüseyin ben şunu söyleyeyim. Geçmişe bakıyorum. Fenerbahçe tam bir şey yapacak. Ali Koç gidiyor. Rakiplere menfaat olsun diye iş yapıyor. Sanki Ali Koç Fenerbahçe'ye ihanet etmeye çabasındaymış gibi rakiplere şampiyonluklar hediye edildi. Ya çok zor değildi. İnanın çok zor değildi. Koç soyadını kullanıp bir şeyler yapmak zor değildi. Hiç zor değildi. O EFA'nın o, o bilmem ne başkanı ya gizli bir toplantı talep edip arkadaş bizim ülkemizde adaletin ağası yok. Gelin bu maçta konuğumuz olun. Misal seni doğrayacakları bir maça git UEFA yetkilisini davet et. Çok zor değil. 10 maç davet et. 5. Kadıköy'deki her maça UEFA'dan bir tane temsilci davet et. Sosyal medyada pompala. Bir tane hakkın yenilebilir miydi? Giresun'a kaybetmezdin. Ümraniye ile beraber kalmazdın. 5 puan. İstanbul'a kaybetmezdin. 7 puan. Şu anda liderdin. Galatasaray Beşiktaş maçını saymıyorum bile. Bak o maçlarda da hani rakip tamam oynadı ama ince kıyımlar var o maçlarda da. Belki o maçta ya o maçlarda iki tane zaten Galatasaray maçını sen kazanmış olsan bugün sen lidersin. Değil mi? Bugün Galatasaray maçını kazanmış olsan bugün sen lidersin. Yani ben bilmiyorum. Bunları kullanmıyorsa bir sıkıntı vardır. Düşünsene arabam var ama bilmiyorsun. O zaman arabam var deme. Fenerbahçe kimsesiz mi kaldı? Kesinlikle katılıyorum. Güzel soru. Galatasaray ne zaman kongre yapsa 5 tane aday çıkıyor. Bu kadar kötü Ali Koç'a aday bile çıkmıyor. Burak Elmas'ı nasıl gönderdiler hemen? Bizden iyi oldukları konu ee, o. Bir de taraftarları koyun gibi ne Galatasaray çıkarıysa onu konuşuyorlar. Sadece takımların kötü bile olsa en iyi kadro bizde diyorlar. Çok güzel bir yorum. Safet yer olur kardeşim. Çok güzel bir yorum. Bizim taraftar marjinal olma peşinde. X futbolcusu geliyor. O çöp. Bak ben diyorum yazın kenara. Galatasaray birini alacak ya. Lan aşkın olayım bilmem bir şey yapayım. Ayağına seyredeyim köpeğin olayım falan diye millet şey diziyor. Ya Seferovic çok büyük bombadır. Şu kadar para verdiler. Yıllık ücretini verdiler. Gönderdiler. Kimsenin sesi yok. Yusuf Demir bir Galatasaraylı sosyal medyada Yusuf Demir iki de bir de anıyor mu? Siz iki de bir de burumaya anıyorsunuz. İşte ben buna kızıyorum. Ya rakibin ne yapıyorsa sen de aynısını. Herifler algıda bir numara. Sosyal medyayı botlarıyla ele geçirmişler. Ha biz de burada 26 bin, 29.600'ü bin 30 bin yapalım diye uğraşıyoruz. Herifler 300 bin 400 binleri buluyorlar. Amit gibi, Öglena gibi, Tellik Sayman gibi türüyorlar. Ondan sonra niye böyle? Herifler organize çalışıyor. Beş yıldız hakkında başkan yazın yeni formalarımız da olacak demişti. Evet yeni formalarda beş yıldız var arkadaşlar. Zaten zıttaşa zıttaşa böyle olmadı mı? Belki de geçen sene bir şeyler olacaktı ya da bu sene bir şey olacaktı. Çıktı bak tam Fenerbahçe iyiye gidiyor şampiyonluğa koşuyor. Trabzon Fener çekişmesi var çıktı bakanlar Trabzon'u kolluyor dedi. İyice Fener düşman oldular Fener'i doğradılar. Öyle demedi mi? Trabzon'un hocasından mı? Ondan önceki sene tam bir şey oldu. Beşiktaş'la ilgili gitti bilmem ne dedi. Ee, şey Ekonomi bakanı mı bilmem bir şeye bir şey dedi. Gitti kafayı ona taktı. Ondan sonra 5 yıldıza taktı. Enteresan. Fenerbahçe kapatacak mı? Ertuğrul Şahin bir şey söyleyeyim mi? Yani yaptığın yorumlar bir Fenerbahçeli yorumu gibi değil. Yani e, herhalde sen artık Fenerbahçe'yi bıraktın. Fenerbahçe düşman safına mı geçtin? Çözemedim. Yani yaptığın yorumlardan senin artık Fenerbahçe düşman olduğunu düşünmeye başladım. Bilgin olsun. Sen kapan. Sen kapan. Seni kimse görmesin mesela. Ya böyle aşağılık yorumlar yapmayın. Abi Fenerbahçe kötü olabilir ama bu kadar aşağılık yorumlara gerek yok. Bakın bizim takımımız ya. Ya senin evladın sigara kullansa babalıktan reddediyorum seni. Sen başkasının çocuğu musun diyeceksin. Anan beni aldatmış seni başkasından peydaklamış mı diyeceksin. Bu nasıl cümleler ya? İsmail Kartal gelsin ona yıldız transferi yapsın. Var mı böyle bir ihtimal Mertcan? Şimdi sosyal medyaya bakın ne diyorlar? Bak Galatasaray medyasın. Okan Buruk geldi yıldızları verdiler. Okan Buruk yıldızlarla uçuyor. Demek ki yıldız transferi yapsan kötü teknik direktör getirsen olur diyorlar. Hayır kardeşim iyi teknik direktör iyi futbolcular olacak. Okan Buruk'u hakemler kollamasaydı şu anda 16-17 hafta önce belki kovulmuş bir teknik direktörü siz bana ne anlatıyorsunuz? Galatasaray'da bak herifler menfaatleri gereği susuyorlar. Biz de Ersunculuk, Aykutçuluk, bilmem İsmailcilik, Ahmetcilik, Mehmetcilik biz ne yapıyorduk? Mesela kendi adıma söylüyorum. Şu başarısı olsun da lan Ersun Yanal geri gelsin diyorduk. Ben de dahil. Herifler ne yapıyor? Okan Buruk kovulsa da Fatih Terim gelse diyeni duydunuz mu siz hiç? Bir iki kişiydi sonra susturdular. Sonra da Okan Buruk'a destek veriyorlar. Mesela Fatih Terim çıkıp da kalsana çok iyi giderken çıkıp da damage verdi mi Aykut kocaman veriyordu. Öbürü veriyordu. Şu veriyordu bu veriyordu. İşte aramızdaki fark bu. Ha ben İsmail Kartal gelirse de gelmese de yine de yıldız transferi yapacağımızı da söyleyeyim size. Hatta 3-4 tane yıldız transferi yaparız. Hocam dolar euro falan diyor, İstediği kadar olsun. Mecbur eşek gibi yapmak zorundalar. Ayrı mesele. Ali Koç bir yıl daha Fenerbahçe'de bunun rahatlığıyla mı hareket ediyor yoksa hakikaten şampiyonluğa inanıyor, şampiyonluğa inanıyor. Sergen meselesi kafalardan geçen bir şey. Acun öneriyor da Acun o, kadar bir Hal City'ye getirsin. Hoca adayları kimler? Şu an İsmail Kartal dışında kimse aday değil ya. Geçin ya Sergen Mergen. Cesur'un gitmesi halinde en ciddi aday kim? İsmail Kartal. Aynı sorular bak yani iki kişinin Soruları aynı. Ali Koç defol gidiyor. Arda bu sene satılsın. 20'ye 30'a bir sene daha kalırsa yeteneği körelir. Ajax onun için çok iyi bir kulüp olur demiş. Valla Arda'yı var ya. Şöyle 60-70'e satsak. 60 milyona gidip 60 tane çöp alsın. Ya şimdi ben şuna kızıyorum. Mesela Ersan da dahil birçoğunuz şunu yapıyorsunuz. Ya hocam diyorsun şu futbolcuyu satıp şu kadar paraya şu kadar yıldız alalım. Ya böyle bir şey yok işte olmuyor. Öyle bir dünya yok. Yok paşam. Öyle bir dünya yok. Öyle bir gezegen yok. Şimdi kim minciyi sattık parayı hiç ettik diyor. Kim minciyi sattın 18'e. Salaklığın şurada. BK'yu mu istiyorsun? Git görüş kaç istediler 5. Bas 5'i al. Kim minciyi sattın? Nino'yu mu istiyorsun? 5 istedilerdi. Bas 5'i al. Bak 5. Aldım bir tane stoper. 18'e sattım. 5'e stoper aldım. Çok güzel. Bitti. <laughs> Serdar Aziz var. Nino var. Bitti. Atilla Salahi varken Doğan Perez almak neyin gerizekalılığıydı? Ben de onu anlamadım. Artı. Güçlü savunma oynayacağını Tisserand'ı göndermek neyin gerizekalılığıydı? Onu da anlamadım. Yani gerizekalılıklar silsilesi vardı Fenerbahçe'de. Anlatabiliyor muyum derdimi? Ha bu neyden geldi? Biz A plus hoca istedik. Al sana A plus hoca. Nasreddin hoca. İşte arkadaşlar olay bu. Ben bunları size şunu söyleyeyim. E, 27 Nisan'ın son dakikalarında çekiyorum. Muhtemelen 28 Nisan'a anca yüklenecek. Yani muhtemelen de kesin öyle yüklenecek. İnternetin belli bir hızı var. Ne yapayım? Ben istiyorum ki bu videoyu gelecekte bir gün Belki de birkaç hafta içinde abonelere özel de paylaşayım. Diyeyim ki alın arkadaşlar. Bakın üyelere verdiğim duyumlar bunlar diyeyim. Bakın göreceksiniz. E, son verici e, 28 Nisan'daki videoda iyice açıklamış olacağım. Diyorum ki bak Fenerbahçe'nin ikinci bitirme şansı da var. Üçüncü bitirme şansı da var. Birinci bitirme şansı da var. Yani her türlü ihtimal var. Şans, değil şans diyelim buna. Beşiktaş'ın birinci bitirme şansı da var. ikinci bitirme şansı da var. Üçleri kalma şansı da var. Galatasaray'ın 3. bitirme şansı da var. İnşallah 3. bitirir. Ben size şunu söyleyeyim. UEFA kupası mı, Türkiye şampiyonluğu mu diye bir sezon başında bir şeyler vardı hatırlıyor musunuz? Bak sezon başında hep Fenerbahçe'yi pohpohladılar. Gaza getirdiler. 5 senedir bu böyle. Olağanüstü kadro. 103 gol rekoru kırılır mı? UEFA kupası gelir mi? Avrupa'da şöyle olur mu? Galatasaray'ın koru falan filan. Beklenti arşa çıkınca ne oluyor? Taraftar diyor ki ne oluyor lan? Lan bu kadar iyi kadromuz var. Demek ki biz her 5-10 tane tokatlamalıyız diyor. 5-10 tane tokatlamayınca taraftar takımı tokatlamaya çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Bizim serüvenimiz bu oluyor işte. Ben o yüzden diyorum ki aklı selim hareket edelim. Aklı selim hareket edelim. Kafayı kullanalım. Bir olmazsak da bu böyle sürüp gider. Ben o yüzden diyorum bu kanal 100 binleri bulması lazım. Ya en azından bak ben insanları Fenerbahçe lehine örgütleyebiliyorum. Her Fenerbahçe puan kaybında çıkıp yönetim istifa, Ali Koç istifa desem takipçim çok olur ama ben doğruları söylüyorum. Yani hakemin etkisini de söylüyorum, Jesus'un etkisini de söylüyorum, futbolcuların ahmakları da söylüyorum. Ya birini bir birinden birini atlasan doğruyu inkar etmiş oluyorsun ya. Yani İslam'ın şartı kaç? 5. Dördünü söyle, birini söyleme değil. Bittin. Müslüman falan değilsin. Öyle değil mi ya? İmanın şartı kaç? Altı. Bir tanesini çıkart. Müslüman değilsin. Gittin. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman. Gerisine inanmıyorum desen. Gittin. Müslüman falan değilsin. Tövbe haşa Hazreti Nuh diye birisi yok desen Müslüman değilsin. Kur'an'da yazıyor. Kıyamet yok diyor gerizekalı. Mal. Kıyamet yok diyor eşeğin biri. Gerizekalı. Kaç defa diyorum Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ayet diyorum. Ya diyor orada geçen diyor doğru çevrilmemiş. Lan bu kadar mı mal olur insan? Bu kadar mı geri zekalı olur insan? Müslümanım diyor kıyamet yok diyor. salak mısın? Onun adına ha pardon diyor. Hazreti İsa'nın dolayı mesela bir kardeşimizle küçük bir tartışmaya girmiştik. Bana dedi ki ya Hazreti İsa'nın da düştü. Işte göğe yükseltildi falan filan hikaye. Dedim Kur'an-ı Kerim'de var. Aç bak şu sure. Ondan sonra dedi ki ha hocam hakikaten varmış az kalsın. Ha, şirke giriyordum bilmeden. Bilmeden yaptığında sıkıntı yok. Öğrenince Önce bunlar öğrenci de biliyor. Bak dikkat edin organize bir şekilde Galatasaraylar bir yerden düğmeye basıyorlar. Başlıyorlar saldırmaya. Bu kanala da öyle ha. Birdenbire birisi düğmeye batıyor. Gidin diyor. Kış kış, kış diyor. Hadi oraya gidin diyor. Gidiyorlar. Herifler organize oluyorlar. Zaten bu kadar organize olmasalar bu kadar şey yapamazlar. İnşallah gün olur. Devran döner. Acil bir şekilde döner. Çünkü insanların sabrı tahammülü kalmadı. Hani haksızlık hak yeme arşı titretti artık. Yani bu taraftarın ahı çıkar ama nasıl çıkar bilmiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar. Sizlere de kanalımıza üye olduğunuz için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler biliyorsunuz benim ne yaptığımı, niyetimi biliyorsunuz. Hani üyelikte ne projeler yaptığımı biliyorsunuz. Sizlerden ricam eşinizi dostunuz, Akrabanızı kanala abone ederseniz minnettar kalırım. Duamı almış olursunuz. Allah razı olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.